Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 maceramıza devam edeceğiz. Bolu'ya doğru bir yolculuğumuz vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız buradan yani Edirne'den giriş yapacağız. Bolu'ya doğru ilerleyeceğiz. Şu an sınır kapısındayız. En son burada bir dinlenme olayına girmiştik hatırlarsanız. Şimdi ise arkadaşlar Bolu'ya doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Odun götürüyoruz abi. Evet. Hemen şöyle bir ufaktan ilerleyelim. Ne iş oğlum hız sınırı ihlali? Ne oluyor lan? Evet. Anında kilitlediler arkadaşlar. Dakika bir takla bir. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Tabii ki muhabbet edeceğiz. Biraz böyle ben biliyorsunuz daha önceki ETS videolarımda işte askerlik anılarımız olsun, çocukluk anılarımız olsun sizlerle paylaşmıştım. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sefer arkadaşlar biraz böyle bu konsolların ilk çıktığı dönemlere gideceğiz. Özellikle arkadaşlar bu hani kasetli atariler falan vardı zamanında birçoğunuz bilirsiniz. Onların dönemine bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Evet ben bu arada hemen şöyle bir bakayım kaç kilometre bir yolumuz var. 366 kilometre güzel bir yolumuz var arkadaşlar. Evet bu arada bu bölümde Bolu Tüneli'ni de göreceğiz bakalım nasıl yapılmış. Sizler de bunu bu bölümde göreceksiniz. Arkadaşlar bu konsolların ilk çıktığı dönemlere gitmek istiyorum. Benim çocukluğumda mesela bu kasetli atariler vardı. Hani böyle tabanca ile ördek falan vururduk. Bunlar vardı. Ne iş lan? Kitlediler mi bize? Abi ayaküstü yiyoruz. Hadi bakalım. Bu ördekleri vurduğumuz hani tabancalarla birçoğunuz hatırlarsınız. O tarz konsollar vardı. Böyle içerisinde işte 9999 in 1 diye. Yani 9999 oyun tek kasette hesabı ama her biri birbirinin klonuydu. Yani atıyorum şimdi Super Mario var diyelim. Şimdi ikinci Super Mario oyunu işte Super Mario'nun üzeri yeşilse ikincisinde şey kırmızı oluyor. Veya ne bileyim bir sonraki oyunda işte siyah oluyor falan. Ya böyle birbirinin klonu oyunlar. Yani adı üstünde 9999 ama içerisinde 5-10 tane oyun var farklı farklı. Diğerleri hep klonlu. Mesela tank oyunu vardı arkadaşlar onda. Abi bir ara Batman çıkmıştı tamam mı? Batman'in kaseti falan. Şimdi bizim bir arkadaşım vardı benim. O da benim gibi böyle oyun manyağıydı. Gerçi oyunlarla ben çok oyun yani haşır neşirdim. O daha çok böyle işin donanım kısmı ile ilgileniyordu. Böyle elektronik devreler, kartlar falan gördüğü zaman kafayı yiyordu. Ben de oyun gördüğüm zaman kafayı yiyordum arkadaşlar. Neyse tamam mı? Bir gün Batman oyunu çıkmış. Abi ya biz bir de böyle kasetçiye falan yürüyorduk yani. Yaklaşık bir 4-5 kilometre falan yürüyorduk arkadaşlar. Neyse Batman'in oyunu çıkmış. Abi gideceğiz alacağız işte kaset atariye takıp oynayacağız falan. Yani o derecede oyun manyağıyız. 4-5 kilometre ne demek ya? Çocuk halimizde yürüyoruz yani. Öyle minibüse binmek falan. İşte biz minibüs parasıyla biriktirip işte harçlıklarımızı falan biriktirip şey yapıyoruz. Kaset alıyoruz tamam mı? Abi neyse işte bayağı bir yürüdük gittik. Bizim bir Hüseyin abi vardı. Abi adam ben çocukluğumda da aynıydı. Hala aynı ya. Böyle biraz minyon tipli bir abimizdir. Adam hiç değişmedi ya. Böyle bir şey yok yani. Adam resmen evrim teorisine meydan okuyor abi. Aynı kaldı herif. İşte bizim çok sevdiğimiz bir Hüseyin abi vardı. Hüseyin abi işte biz oyun alacağız falan filan. Abi Batman oyunu vardı tamam mı? Tam olarak ismini hatırlayamayacağım ama hangi versiyondu? Bu kasetli atarileri taktığımız Batman oyunuydu. Arkadaşlar grafikler bize var ya o zaman böyle muhteşem geliyordu ya. Yani muhteşem. Yani şu an hani PS1'den PS2'ye geçtiğimizde, PlayStation 2'ye geçtiğimizde nasıl böyle grafikler gözümüze muhteşem görünmüştü? Hatırlıyor musunuz o dönemleri? Mesela aynı onun gibiydi arkadaşlar. Abi ulan işte süper falan bilmem ne. O zaman tabii PlayStation 1 falan nerede abi? Yok bizde. Ondan sonra abi oyunun başına bir oturduk. 3 gün kalkmadık yani. Arkadaşla birlikte sürekli oynuyoruz. Hatta geçemediğimiz bir yer vardı. Eski oyunlar daha zordu ya sanki. Aramızda böyle eski oyuncular falan varsa yazabilirler. Sanki bana böyle o oyunlar daha zormuş gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü
bir oyunu bitirebilmek için gerçekten böyle günlerce, aylarca uğraştığımız oluyordu bizim. Mesela bizim arkadaş dediğim gibi o genelde böyle elektroniklere meraklıdır. Mesela abi o bana işte geçemiyordu. İşte şurayı geç Selim'cim falan. Biz oturuyorduk işte geçmeye çalışıyorduk abi 2 gün, 3 gün. Midtown Madness oynuyorduk. O zaman da böyle yeni yeni bilgisayarlar yaygınlaştı. MMX bir sistemde. Yani Pentium bile değildi. MMX'ler daha eski bir sistem arkadaşlar. İşte o zamanlar böyle Midtown Madness falan oynuyorduk ama o kasetli Atari dönemlerinde arkadaşlar o ara Sega Mega Drive çıktı. 16 bit. Sega'dan önce, Mega Drive'dan önce Sega'nın bir konsolu daha vardı. Onda da Alex Kidd diye bir oyun vardı. Arkadaşlar bu söylediklerimi böyle yazın Google'a. Oyunları görün. Alex Kidd diye bir oyun vardı, tamam mı? Böyle ya, ama o kadar zevk veriyordu ki. Ya bilmiyorum hani eskiden sanki böyle oyunlar harbiden oyuncu ruhuyla yapılıyormuş gibi bir his oluşuyor bende. Şu anki oyunları gördüğüm zaman böyle yani çok fazla değil. Hani çok kaliteli işte bizi gerçekten böyle cezbedecek, bizi gerçekten böyle içimizi kıpırdatacak oyunlar çok az arkadaşlar. Siz de birçoğunuzun yani birçoğunuz farkındadır bunun. Bilmiyorum ya hani eski oyunlar sanki biraz daha böyle oyuncu kafasıyla, oyuncu ruhuyla yapılıyordu. Şimdi biraz daha işler şeye döndü. Ne diyeyim size? Biraz daha böyle finansa döndü arkadaşlar. Dediğim gibi çok az oyun var. Yani mesela şu an ETS2 oynuyoruz. ETS2 gerçekten çok güzel bir oyun ya. Ama bunun gibi bizi etkileyecek, bunun gibi bizi mutlu edecek oyunlar gerçekten çok az arkadaşlar. Ama eskiden böyle mesela bir oyun çıktığı zaman biz böyle dergileri falan takip ederdik. Bir oyun çıktığı zaman böyle sayfa sayfa incelemeleri çıkardı. Onları okurduk. Resimlerinden böyle oyunu kestirmeye çalışırdık falan. İşte CD verirlerdi, demo CD'lerini falan. Abi çok iyiydi ama ya. Bu arada arkadaşlar Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. İstanbul'a giriş yaptık. Evet. Harita gayet güzel olmuş arkadaşlar. Yani mod hiç fena görünmüyor. Abi o zamanlar böyle ben böyle yorganı çekerdim abi kafama. Elime de bir tane küçük bir el feneri alırdım. Böyle dergi okurdum ya. O kadar keyif verirdi ki yani o oyun dergileri. Şimdi böyle yani o işi yapan çok azınlıkta firmalar var. Ama yine de işte o eski dergilerin tadı yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Eski dergiler çok daha böyle farklıydı ya. Yani eski oyun dergileri çok daha farklıydı. Abi bir ara ben şimdi ilk PC toplamışım, tamam mı? MMX bir sistem topladım. Ama o PC için böyle 6 ay falan çalıştım arkadaşlar. Hani gittim pazarda çalıştım işte ne bileyim su sattım, limon sattım, bir şeyler yaptım. O PC için 6 ay çalıştım ve MMX bir sistem topladım. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anki bilgisayarların çok 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 altında bir sistem ama tabii ki o zamanlar istediğimiz oyunları açıyordu. O zamanki oyunlar zaten o tarz oyunlardı. Neyse abi. MMX bir sistem topladım. O ara hatta ilk oyunum şeydi. Ben tabii çok geç topladım sistemi arkadaşlar. Hani öyle bilgisayar işi lüks işiydi benim zamanımda. Çocukluğum dönemimde. Harbiden baya baya lükstü yani. Hatta bu ilk çıktığı dönemlerde falan hani böyle yaygınlaşmaya yeni yeni başladığı dönemlerde şeydi arkadaşlar. Yani neredeyse bir araba almak gibi bir şeydi yani bilgisayar toplamak. Gerçi şu anda da öyle hani üst düzey bir bilgisayar toplamaya kalksanız nereden baksanız bir araba fiyatı. Neyse abi tamam mı? MMX sistemi topladım. Line of Sight Vietnam diye bir oyun vardı. Tabii ilk oyunlarımdan, ilk oyunum gerçi Midtown Madness'te. O da çok güzel bir oyundu. Hatta oynamadıysanız tavsiye ederim. Şu an bile keyif verebilir arkadaşlar. Microsoft'un oyunu. Neyse Line of Sight Vietnam çıktı arkadaşlar. Abi grafiklere bir bakıyoruz var ya Battlefield 4 halt etmiş yani. Öyle söyleyeyim size. Yani savaş oyunuydu böyle Vietnam'da geçiyordu. Abi şimdi Hüseyin abi bize gösteriyor tamam mı? Diyor ki işte gençler diyor oyun nasıl falan. Tabii onun bilgisayarı açıyor adam bilgisayarcı. Hem oyun falan satıyor. Abi
böyle bir baktım grafiklere. Ya resmen böyle dibimiz düştü. Hatta arkadaşlar dükkanın önünde böyle sıra olmuştu oyunun grafiklerini görmek için. Bizim gibi çocuklar bekliyorlardı böyle. Düşünsenize yani. Öyle güzel grafikli bir oyun. Vietnam'da geçiyor. Sistemler falan kaldırmıyor abi. Bizim Cengiz'in durumu iyi de işte babası ona bilgisayar almıştı. Pentium bir sistem. İşte onda oynayacağız diye gittik işte CD alacağız falan. Abi bakıyorum bakıyorum böyle oyuna içim gidiyor, içim gidiyor. Yani koptuk ya. Neyse. Oyunu aldık abi. Biz tabii 3-4 kilometre yürüyoruz ya arkadaşlar. Yani o 3-4 kilometre harbiden bize işkence gibi geliyordu. Düşünsenize işte CD'yi aldık eve gidip oynayacağız ama heyecandan kafayı yiyoruz yani. Heyecandan kafayı yiyoruz arkadaşlar. İşte nasıl acaba işte grafikler falan bilmem ne bizde nasıl gösterecek. Tabii o aralar ekran kartına bakıyor abi işler. Her zaman olduğu gibi oyunlarda biliyorsunuz. Vay be ulan. Geçen oyunu gördüm aklıma geldi. Bu muhabbeti sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle internette gezinirken oyunu gördüm kazara. Line of Sight Vietnam arkadaşlar oyunun ismi bu arada. Ya tabii şu an bize gazete kağıdı gibi geliyor grafikler de. O an o oyunu ilk gördüğümde böyle dibim düşmüştü arkadaşlar. Hatta Cengiz'le bile oynayamamıştık onu. Yani tam böyle full grafiklerle oynayamamıştık. Düşük low ayarlarda falan oynamıştık, tamam mı? Abi gece gündüz oyunu oynuyorduk. Artık yani çocuğun annesi babası beni kovuyordu abi evden. Çünkü hiç çıkmıyorduk. Bir ara ben Need for Speed'in ilk oyunu çıkmıştı. Need for Speed Underground. Abi o ilk oyununu var ya sabah akşam oynadığımızı biliyorum ya. Böyle birbirimizle kapışıyoruz abi klavyeden. İşte ben o yarışı geçeceğim. İşte bir yarışta takılıyoruz falan. Biliyorsunuz Need for Speed Underground'da birinci olmadığınız zaman hiçbir şekilde kabul etmiyor. Ondan sonra abi şimdi o geçemiyor. Ben oturuyorum. Ben geçmeye çalışıyorum. İşte ben geçemiyorum. O oturuyor falan. Cengiz oturuyor. Abi yani 2,5, 3 saat, 4 saat bir yarışa uğraştığımızı biliyorum böyle klavyede. Hatta ben o yarışı geçmiştim böyle bakıyorum böyle Cengiz'e. İşte ben geçtim falan sen geçemedin. Ondan sonra o geçiyor o bana böyle bakıyor falan. Ya abi eski oyunlar, eski oyunculuk bilmiyorum ya. Bana böyle biraz daha şey geliyor arkadaşlar. Herhalde benim o zamanki tabii ki çocuk psikolojimle de alakalı bir şey. Bize böyle oyunlar gerçekten böyle olduğundan daha büyük görünüyor. Şimdi böyle işte Steam var ne bileyim ya abi bir kaset için 4 kilometre yürüyeniniz oldu mu ya? Bir Atari kaseti için yani. Yani biz mesela o 4 kilometrenin bitmesi için dua ediyorduk. Abi cebimizde para yok yani bir kasete verecek paramız var. Minibüse falan para veremiyoruz. Yani durumumuz da iyi değildi o zamanlar. Abi düşünsenize yani 4 kilometre, 5 kilometre. Şimdi YouTube'da mesela atıyorsunuz şak hemen bir oyunun incelemesi geliyor. Şak bir açıyorsun abi Gamescom 2015 fuarı. Bütün oyunlar listelenmiş. Abi bizde öyle bir şey yoktu ki. Biz hem dergiyi bekliyorduk. İnternet falan zaten yok. Daha sonrasında 56K modemlere geçtik falan. Yani resim falan böyle taranarak açılıyordu arkadaşlar. Tarayıcıdan geçiyormuş gibi. İnternette bir resme falan baktığınız zaman. O aralar böyle biz piramitlere falan dalmıştık. İlk böyle internet gelmiş. Hatta hiç unutmuyorum Mirç programı vardı böyle sohbet programı. Canavar Mirç. Eskiler çok iyi bilirler. Abi orada millet birbirine nasıl davranıyordu biliyor musunuz? Daha ilk ya böyle Türkiye'de ilk internet yaygınlaşıyor. Düşünsenize. Yani biz mesela internette çok oluyor. Hani tanımadığı insanlara böyle abuk subuk yazanlar. O zamanlar böyle merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz inşallah falan. Böyleydi abi muhabbetler. Düşünebiliyor musunuz? İnternet ya yani herkes öyleydi. Ondan sonra abi ne olduysa olay taklaya geldi. Yani ortam bozuldu. Arkadaşlar biliyorsunuz ben oyun portalda her zaman bu saygı ve seviye ortamını korumak istiyorum. Gerçekten bu benim için çok önemli. Ve bu ilk zamanlar yani bu internetin yaygınlaştığı ilk zamanlardan bahsediyorum. Burada niş lan burası bayağı bir yokuşmuş. Evet. Evet arkadaşlar olayı görüyor musunuz? Orada biz odun değil boru götürüyoruz abi. Aldın mı boruyu? Evet, bir arkadaş yazmış önceki bölümde. Evet ben odun zannediyorum ya. Boruymuş. Neyse.
Bu internetin ilk zamanları falan gerçekten çok güzeldi arkadaşlar ya. Valla ben sizlerle böyle eski zamanlarımı konuşmayı çok istiyorum. Hani muhabbet edelim. Gerçekten böyle kendimden küçük kardeşlerime, böyle yaşıtlarıma, özellikle takviye gelenlere, evet adamı takviye getirdik. Yani ben sizlerle bunları gerçekten paylaşmayı istiyorum ya. Bu arada arkadaşlar ATS yani American Truck Simulator'da yakın zamanda çıkacak banko serimiz olacak tabii ki. Ona da giriş yapacağız. Herhalde Eylül gibi çıkacakmış arkadaşlar. Ben sizlere buradan onun sözünü vereyim. Çıkar çıkmaz hemen seriye başlayacağım arkadaşlar. Yani direkt ETS2 Multi devam ederiz. Şöyle yaparız ATS çıktığı zaman. American Truck Simulator'da da ne yaparız? Tabii ki single. İlk zamanlar herhalde multisi çıkmayacak anladığım kadarıyla. Ya da çıkacaksa bilgisi olan arkadaşlar varsa yorumlara da yazabilir. Abi ben şöyle bir tekrar bir döneyim. Bu arada direksiyon sesi bayağı bir taklı çıkabiliyor. Evet, güzel bir yanaşacağım. Bu sefer yanaşacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aldın mı boruyu? Evet. Evet, şöyle bir çevirelim arkadaşlar. Şuradan gireceğiz. Abi hadi bakayım. Oğlum hadi ya. Dur uğraştırma bizi gözünü seveyim. Evet. Şöyle bir çevirelim bakalım abi. Aynen. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Hemen şöyle dorsiyemizi çıkartalım. Abi sonuçları hemen gösterelim. Evet iyi. Fena değil. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Oradan bir iş alabiliyorsak onu almayı istiyorum. Alamıyorsak da artık bir sonraki bölümde sizlerin yorumlarına göre olaya gireceğim. Arkadaşlar bayağı uzak yolculuklar var burada. Maalesef bu bölümde tekrar bir şey yapamayacağız. Ancak dediğim gibi arkadaşlar Bolu'dan nereye gidelim? Bir sonraki bölüm ben onu ayarlarım. Yani bir şekilde ayarlarım. Bolu'dan hangi şehre gidelim? Biliyorsunuz ilk bölümde sizlere haritada ekli olan şehirleri göstermiştim. O şehirler üzerinden en çok yorum alan şehre doğru ilerleyeceğiz. Bu arada Bolulara da selam olsun. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.